O zaman hadi biraz konuyu sosyal medyaya çekelim. Hadi Bol bol bakalım. hazır bir de bir sosyal medya platformunu kullanırken. Hocam Freudian yani dil sürçmesi yaptım. En azından kötü bir şey demedim. Freudian dil sürçmeleri yok mu yok mu? Nickname kullanmadan herhangi bir şekilde bilemediğimiz arkadaşımız geçen hafta sormuştu ki hocam merhabalar, sosyal medyada dolaşırken çok ani duygu değişimleri yaşıyoruz. Katıla katıla güldükten sonraki gönderide öldürülmüş birinin haberini okuyoruz. Veya tam tersi, bunun bize uzun vadede ne gibi zararı olabilir? Allah, soru gerçekten 12'den bir soru. Duygusal uyuşukluk yapar sevgili arkadaşlar. Şu anda sosyal medyanın yaptığı şey budur. Bir an bir şey gelir gözyaşı döker, öbür an bir şey gelir kahkahalar atar, bir an sonra dehşete kapılır, bir an sonra hayret edebilirsiniz. İnsanoğlunun, ben kimden duydum hatırlamıyorum da bir yerde söyledim. Şu anda herkes alıntılayıp bana geri söylüyor. Sinan Hoca böyle demiş diye ben demedim onu. Ama kimin dediğini hatırlamıyorum. Dediğim şey şuydu. İyi hissetmek için değil, iyice hissetmek için buraya geldik diye bir söz var. Çok beğeniyorum demiştim o sözü. Ama hala şeyini hatırlamıyorum, kaynağını. Muhtemelen anonimdir. İyice hissetmek için duygularımızın belli bir süre yaşanması lazım. Mesela işte Hazal çok iyi bilir. Yas dediğimiz bir süreç var. Birini kaybettiğiniz zaman bir yas süreci geçirmelisiniz. Ve bu yas süreci adam akıllı yaşanmak zorunda. Eğer yas yaşanmaz ise daha sonra bir patoloji olarak sizde kalıyor. Ve ömür boyu belki bazen peşinizi bırakmıyor. Şimdi yas bir ihtiyaç. Kaybın arkasından zihinsel durumunuzu, duygusal durumunuzu tekrar eski düzenine, istikrarına dönüştürebilmek için geçirmeniz gereken bir süreç. Neşelendiğiniz bir şey sizde kalıcı olması için sizi belli bir süre neşelendirmeli ve arkasından hemen bir başka duygu gelmesiyle o nötrleşmemeli. Mesela eskiden daha yavaş yaşarken biz, ki ben artık bugünleri söyleyebilen yaşlı insanlardan biriyim, yani mesela mahallede oynarken bütün bir gün tek bir şeyle vakit geçirebiliyorduk sabahtan akşama kadar. Konsantrasyonumuzu bozan hiçbir şey olmuyordu. Ve o konu sabahtan akşama kadar uğraştığımızda bizi dönüştürüyordu, bize bir şeyler öğretiyordu. Bizi mesela bir şeylerde daha usta ya da daha maharetli hale getirebiliyordu. Şimdi ise geçicilik hali var. Bütün duygular geçici. Dikkat ediniz, özellikle genç arkadaşlarım, ben etrafımda çok gözlemliyorum. Bir günlük tutsalar mesela, şu 3 ay boyunca günlüğe devam etseler, bir gün ah seviyorum ölüyorum dedikleri birine yaklaşık 8 gün sonra onu bir daha hayatımda görmek istemiyorum. Sonra bir başka 5 gün sonra onsuz yaşayamayacağımı anladım. Sonra bir 3 gün sonra lanet olsun böyle insan olmaz falan gibi, böyle resmen roller coaster gibi inen çıkan bir ilişki yaşadıklarını fark edecekler. Duygular o kadar hızlı tüketiliyor ki insani duygular da bir süre sonra aptala dönüyoruz. Yani ben bunun hakkında ne hissediyordum arkadaşlar? Neydi benim orijinal düşüncem? Ve biz nasıl ki veride bu kadar hıza alışık değiliz, duyguda da bu kadar hıza alışık değiliz. Kendinizi şöyle test edebilirsiniz. Ben maalesef bazen bu testten kalıyorum. Bir akşam oturun, yani işiniz olmadığı bir akşam. Sevdiğiniz bir müzik parçasını koyun, sevdiğiniz bir içecek alın, bir yiyecek alın, bir şey alın ya, bir hafif atıştırmalık. Oturun ve o şarkının duygusuna girmeye çalışın. Mesela o şarkı size ne söylüyor? Bunu bir anlamaya çalışın. Eğer burada sabredemiyorsanız anlayın ki duygusal istikrar devreleriniz yanmış vaziyette. İşte bu özellikle etrafımıza boca edilen sahte duygulanım tantanaları bizi bir şekilde belli bir duygu durumunda kalmakta zorlamış. Geçenlerde yıllar önce çok yaptığım bir şey yaptım. Satriani'nin hangi şarkısıydı ya, ismini hatırlayamayacağım şimdi. Resmen müzikle cümle kurmanın en güzel yapıldığı şarkılardan bir tanesidir ve şarkı size bayağı ağzı kalabalık bir şeyler anlatır. Enstrümantaldir bu arada, söz yoktur. Ama gitarla nasıl cümle kurulur o şarkıda dinleyebiliyorsunuz. Ve ben eskiden beri onu, eski zamanlardan internet falan yokken kasetten dinleyebildiğim için oturdum bir dinledim. Yani resmen Satriani muhtemelen yazarken ne yaşamışsa ona benzer duygular yaşadım. Biraz gözlerimiz doldu. Biraz işte böyle tüylerimiz diken diken, TDD sendromu yaşadık. Ve şimdi bakınız, birçok şarkıda onu yaşayamıyorsunuz. Birçok sanat eserinde o hazzı alamıyorsunuz. Birçok yemeğin tadına varamıyoruz. Birçok güzel duygu geçip gidiyor. Maalesef zararı çok büyük. Çünkü en büyük zarar da şu: bu ömrü hatırladığınız duygular cinsinden kaydedeceksiniz. Ve sonra geriye dönüp bakacaksınız bir süre sonra. Ne çabuk geçti bu ömür, hiçbir şey hatırlamıyorum. İşte duygusal dünyasınızda
yeterli yatırım, yeterli duraklama, yeterli hazmetme olmadıkça hayatı biriktirmiyoruz maalesef. Çok yazık. Evet, Always With Me, Always With You. Doğru. ŞNK doğru bilmiş şarkıyı. Gönderelim gelsin efendim. Joe Satriani'den Always With Me, Always With You. Bu konuyu dinlerken arkadan açayım böyle tatlı tatlı çalsın. Hocam bu arada şey de ben de eklemek isterim sizle aynı anda. Sizle diyaloglarımızda daha önce de vardı. Zamanı kaçırıyorum. Zamanı yetişemiyorum. Tüketime adapte olamıyorum. Bu kadar sosyal medya hızlı akarken bizim ona yetişmemiz de zorlaşıyor. Ve yetişemedikçe elimizdekini çok hızlı tüketiyoruz. Ya bu sizin bahsettiğiniz hani duygular, iniş çıkışlar yanı sıra bir de hiç yaşamıyoruz birçok duyguyu. Aynen öyle. Kayboluyorlar. Buharlaşma. Evet. Ki bunun birçok tabii ki psikolojik alt mekanizması var. Ama bunlar dışında da bir yandan insanın kendine dönüşünü engelleyen bir yanı da var. En çok bahsettiğimiz şey kendine iyi bak. Yani bir göreceksin diye inanıyoruz ama bu sosyal medyayı bu kadar sık kullanışımız bizim kendimize bakmamızın önündeki en büyük engellerden biri. Aynen katılıyorum. Lütfen yapmayın. Yani hayat kısa, daha sindirerek yaşamak lazım. Bu günler bir daha ele geçmez. Şu anda mesela bu canlı yayın konduktan sonra da işte izleyecek arkadaşlar YouTube videolarını biliyorum. Genelde 1,5 işte çarpı 2 falan hızla izleyenler var. Bir anda hızlı hızlı tüketip malumat oburluğumuzu gidermek için. Allah'tan biz hızlı konuşuyoruz. Bizim videolar 1,5'tan sonra anlaşılmıyormuş. Onu duyunca çok hoşuma gitti. Mesela ben Dücan Cündioğlu'nun konferanslarını 1,75'te izliyorum. Yapacak bir şey yok çünkü yani o kadar vaktim yok. Ama her videoyu böyle izliyorsanız, galalala tüketiyorsanız bilin ki alabileceğinizin 1/1'ini alıyorsunuz ve bir şey kalmıyor geride yani.